At merhabalar. Bu hafta ya şimdi bayağıdır yüklemiyorum podcast ve şey. Bu hafta iki tane yükleyeceğim. Sanırım o da 2 ay falan gidecek. Sonra 2 ay podcast yok ha. Şöyle. Bu hafta çok fazla şeyle alakalı makale okudum. Beyinle alakalı çok fazla makale okudum. Bu okuduğum makaleler üzerine böyle konuşmak çok hoşuma gidiyor. Özellikle beyinle alakalı. Makaleler okumak ve işte bunun hakkında konuşmak kanalda çok hoşuma gidiyor. Normalde benim kurma amacım çok farklıydı. Ama sonrasında işte felsefe artı benim kendi anlatmak istediğim konular üzerine falan döndü. Ben çok memnunum açıkçası gittiği noktadan. Çok da tatlı gidiyor bence. Bu tarz hani psikoloji artı böyle felsefe şeylerinden gitmek, makale konuşmaları üzerinden gitmek çok hoşuma gidiyor. YouTube'da çok fazla yapan insan yok bunu. Artı benim çok hoşuma giden konular. Evet, hazır mıyız? Şimdi bir aralar ben şeyi çok sarmıştım. Freud'a çok inanılmaz sarmıştım. Çünkü hani fikir olarak belli bir dönem şeydi. Abi aslında çok da yanlış söylemiyor olabilir mi ya falan acaba falan diye. Ki hatta diğer bir önceki podcastlerde falan yani Freud'la alakalı yaptığım podcastler var. Zaten kanalın kendi kapağında da şey bannerında da YouTube bannerında da şey var. Freud var yani. Baktığımız zaman çok da şey değil yani. Ama hani aslında baktığımız zaman çok da %100 katılmıyorum ama katıldığım kısımları var. Birçok hani kişinin olduğu gibi hani katıldığım kısımları var, katılmadığım kısımları var. Freud'u severim ama falan diye giriyorum burada. Evet, geçenlerde tekrar ikinci kez okuduğum bir Freud'un kitabı oldu. Arkamda da olabilir bir saniye. Bacaklarım düştü. Şurada bir yerde olabilir bu arada. Tabi Spotify'dan dinleyenler görmüyor mu? Şuradan bir yerde olabilir. Ya şuradaydı ya şurada bir yerdeydi. Tam hatırlamıyorum. Kendisi orada bir yerde. Ah, evet bir saniye. Şöyle ki. Sevgili Freud diyor ki. Sevgili Freud diyor ki. Sevgili Freud diyor ki. Şimdi, bu Freud'un fikri değil. Freud'un kendi fikrinden burada bahsetmeyeceğim. Burada birazcık da ben kendi fikrimden bahsedeceğim. Okuduğum kitap bu arada işin insan duygularıyla alakalıydı. Benim burada bahsedeceğim konu aşk tek şartlık bir iş midir? Şimdi şöyle benim tabii kendi yorumlamam burada önemli. Dolayısıyla ben kendi yorumumu katacağım ama sizin de fikrinizi en azından benim yorumlamama karşın veya benim yorumlamama karşın kendi fikrinizi veya genel fikriniz varsa bu konuyla alakalı belirtmeniz güzel olur. Şöyle ki kendi fikrimden girelim. Aşk dediğimiz şey tamamıyla insan denilen varlığın anlık olarak bir şey geçirmesi, spazm geçirmesi üzerinedir. Bu ne demek? Şu demek. Aşk tek şartlık bir şeydir ve hayatı bir kez yaşanır. Ve o zamana kadar beyin belli bir standarda gelirken bir anda bir kişinin bu kişi bir sizin sevdiğinize benzediği için tetiklemiş olabilir. Geçmişteki bir olayla alakalı belki hiç durduk yere tetiklemiş olabilir ama bir kişinin sizde bir şeyi çağrıştırması sonucu size tetiklediği bir hormonsal, gereksiz hormon salınımı sonucu beyninizin ve vücudunuzun şaşırmasıdır aslında. Ve bunu bir kez yaşarsınız. Çünkü ikinci kez aynı seviyede hormon salgılamaz beyin. Ya da benzer oranda salgılansa bile zaten bunun daha öncesinde maksime noktasını gördüğü için ya da maksimeye yakın noktasını gördüğü için der ki daha öncesinde ben yaşadım zaten niye şaşırıyorum. O yüzden aslında baktığımız zaman aşk tek şartlık bir şeydir. Bir kere yaşarsınız, bir kere birisi size böyle şok etkisi yaratır ancak bir sonraki sefer yaşamazsınız. Bir sonraki sefer yaşadığınızı düşünürsünüz ama içten içe bilirsiniz ki bu öyle bir şey değil. Sevgi ve aşk çok farklı şeyler. Aşk dediğim şey tamamıyla tek şartlık olan ve bir kere yaşadığınız ve sonrasında bir daha hiçbir zaman yaşayamayacağınız bir şeydir. Bunu herhangi bir kişi, yani bunu yaşayacağınız kişiyi bu arada siz seçemezsiniz. Bunu yaşamanız sonucu, bunun bilincindeyseniz, bunu sizde tek bir seferlik yaşadığınız için
ve işte atıyorum yanlış kişiye karşı hissettiğinizi fark ettiniz. Bunun sizde yaratıcı bir şey olacak olabilir. Bir duygusal çöküklük olabilir ve işte şey tribinde gezebilirsiniz. Ben bir daha kimseyi sevemeyeceğim. Hayır olamaz. Böyle bir şey yok bu arada. Yani en azından olmadığını umut ediyorum. Bir kere yaşadınız. Fakat sonraki seferler yaşamayacaksınız demek değil bu. Bir kere yaşamış olmanız sizin bir daha yaşamayacağınız anlamına gelmiyor. Aşktan bahsetmiyorum. Sevmekten bahsediyorum. Aşkı tek seferlik yaşıyorsunuz ve bitiyor. O kesin bir şey. Bir kere yaşadınız. Beyniniz gereksiz hormon salgınlığı sonucunda ne yapacağını bilemedi ve şaşırma tepkisi verdi. Siz bir an anlayamadınız. İşte şey var ya. Tek görüşte aşk, onu gördüğümde bir anda duraksadım. Hiçbir şey yapamadım. Ne düşüneceğimi bilemedim. Çünkü vücudun o kadar fazla hormon salgıyor ki beynin ne yapacağını algılayamıyor. Nasıl bir tepki vereceğini algılayamıyor. Olay bununla alakalı tamamıyla. Olay tamamıyla beynin fazla hormon salgılaması sonucu senin şaşırmandan ibaret. Ve tek sefer yaşıyorsun. İkinci seferi yok bunun yani. Üzgünüm. Tek bir kişiye kullanabiliyorsunuz. Yanlış kişiye kullanırsanız bir daha yaşayamıyorsunuz aşk etkisini. Çünkü beyin ikinci sefer diyor ki abi ben bunu zaten daha öncesinde yaşadım. Niye tekrar aynı tepki vereyim ki? Vermiyor aynı tepki. Şaşırmıyorsunuz. Bir kere yaşadınız bu etkiyi. İkinci sefer yaşamıyorsunuz. Fakat sevgi dediğimiz şey burada devreye giriyor. Bir kişiyi gerçekten sevebilirsiniz. Ona aşık olmak dediğimiz şeyi yaşayamazsınız. O ayrı mevzu. Aşk dediğimiz şey. Sevginin üst seviyeleri var. Sevgi temel seviye bir sevgi var. Arkadaş sevgisi gibi. Üst seviye daha dost seviyesi, kardeş seviyesi işte işin tırnak içinde öyle deniyor aşk sevgisi. Sevgili boyutunda sevgi var ama aşk dediğimiz şey tamamıyla tek seferlik yaşanan ve sadece kimyasal bir şoktan bir kişinin beynin kişide yaşanan fazla hormon salgılanmasının beyinde yarattığı bir şoktan ibaret bir olay aslında. Yani tek seferde yanlış kişiye aşık olduysanız, ya aşk dediğim şeyi yanlış kişide kullandıysanız bir daha kullanamayacaksınız. Üzgünüm. Bir kere kullandınız, bir daha kullanma hakkınız yok. Tek seferlik tık tık bir daha yaşayamıyorsunuz. Çünkü beyin sadece bir kere fazla hormonu bir kere maksimum noktasına yakınlığı sadece bir kere yaşıyor. Ve bir kere şok tepkisi veriyor. Bir daha şok tepkisi vermiyor. Üzgünüm. Eğer ki yanlış kişi kullandıysanız geçmiş olsun falan deyip videoyu pat diye kapatıyorum burada. Ya, aslında konu tamamıyla bunları ben çok kısa bir zaten şeydi. Sadece bu konudaki fikrimi belirtmek istemiştim. Yani böyle short podcast gibi böyle kısa böyle pıt pıt kendi fikrimi anlatacağım. Sonra devam edeceğim şeklinde bir şeydi. Kendi fikrinizi belirtirsiniz. Mutlu olurum. Böyle küçük araya şeyler atmayı seviyorum. Ki şu an mesela 8 dakikadayız. Hani 8 dakikalık 9 dakikalık şeyler böyle pıt pıt araya kondurmayı seviyorum. Umarım kendi fikrinizi belirtirsiniz aşağıya. Ki fikrinizi, bu konudaki fikrinizi merak ediyorum. Sevgi ve aşk farkı falan filan anlamında. Fikrinizi belirtirsiniz. Tatlı olur. Görüşmek üzere.